Şahit. Sen beni mi takip ettin? Hayır, Erdem'le geldik biz. Erdem seninle konuşacaktı. Şu mektup meselesi. Erdem'in hiçbir suçu yok biliyor musun? Rasim aklı sıra iyilik yapmaya çalışmış. Bütün kabahat onun. Kızacaksan ona kız. Biliyorum ama. Ama ne? Biraz yürüyelim mi? Sen de şiir yazıyorsun değil mi? Sen hangi kıza şiir yazıyorsun? Ben kızlara değil, buzlara yazıyorum. Nasıl yani? Ben buzdağının şiirini yazıyorum. Buzdağının mı? Evet. Herkes buzdağının görünen kısmının şiirini yazar ya. Ben görünmeyen kısmının şiirini yazmaya çalışıyorum. Kim bilir rüzgarlı eteklerinde, kim bilir hangi iklimdesin. Ben sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Selam. Selamlar efendim. Kimse yok mu? Diğerleri nerelerdi? Harun Hoca az evvel buradaydı. He. Ben onu sormadım. Ya? Kimi sordunuz efendim? Ne bileyim. Erdem Hoca, Zehra Hoca. Erdem'in bugün dersi yok. Zehra Hoca'yı bilmiyorum nerede. Dün gece memleket yine karışmış. Memleketin her zamanki hali işte. Ha, kanıksadınız yani. Ben kendi adıma bu çatışmaların orta öğretime kadar inmesini hiç kanıksayamadım. Bizim öğrencilerden acaba karışan eden oldu mu? Ne bileyim ben. Her koyun kendi bacağından asılır. Onların da peşine düşecek en son çoban benim herhalde. Siz öğrencileri koyun olarak görürseniz bizim çobanlık etmemiz çok normal. Dikkat edin de çobanın da kaçtığı kurt olmayın. Zarif oğlum. Buyur Karahan. Bu çocukların hepsinin anası babası var. Okul dışında ne halt ettiklerini de ben düşünecek değilim. Herkes kendi işine baksın. Herkes kendi içine baksın. Daha güzel.